Evet, açıkçası 2019 yılı bizim için hem hızlı hem de güzel bir şekilde sonuçlandı. En son geçen hafta çocuklarımız Grandmaster, dünyanın en iyi yüzücülerin katıldığı Grandmaster'da da iki tane madalya kazandılar ve olimpiyat için büyük bir adım atmış oldular. Yani olimpiyatta yerlerini daha sağlamlaştırdılar. Yani olimpiyatta madalya alabilmeklerini bir daha göstermiş oldular. Ama bizim için 2019 şöyle söyleyeyim, altyapıdan başladığımız projelerimiz ve ümitlerimizle beraber gençlerimizin en başarılı olduğu yıl oldu. Sonuçta bu çocuklar 2024 ve 2028'in hazırlıklarını yaparak en büyük adayları bu çocuklar. Bu yıl Avrupa şampiyon oldular takım halinde, EYOK'ta şampiyon oldular, dünya üçüncüsü oldular. Bu çocuklar tabii bu yarışmalarda aldıkları büyük madalyalar bizim Türk judosunun gelmiş olduğu dünyadaki sıralamamızı hem geriledi hem de gerçekten değer görmeye başladı Türk judosu. Gittiğimiz zaman Uluslararası Yarışma Dünya Federasyonu Başkanı da dahil olmak üzere hep bizleri tebrik etmişti ve çocuklarımızı hep böyle alkışlayarak ve güzel izleyerek onları değerlendirdiler. Biz bu yıl gerçekten 193 madalyayla kapattık sezonu. Bunun 63-65 tanesi altın madalya olmak üzere. Uluslararası müsabakalara katıldığımız, aldığımız faaliyetler bizim adımıza gerçekten büyük bir başarı. Şu anda hazırlığımız bizim 2020 Tokyo Olimpiyatları. Hedefimiz orası. Ama biz tabii judoyu sadece başarılı madalya alsınlar diye, madalya kazanmak için yapmıyoruz. Tabii bu da önemli bir şey ama biz altyapılarda daha çok çocuğa dokunmak, spor kültürünü oluşturmak, daha çok yeteneği ortaya çıkartabilmek için gerçekten büyük bir hazırlık, büyük bir çaba içerisindeyiz. Geçen hafta burada tesisimizde, yeni tesisimizde hem antrenör vize semineri yaptık hem de antrenör eğitimi yaptık. Burası da gerçekten geçen 462 antrenörümüz katıldı buraya seminere. Biz burada çocuk istismarıyla ilgili ders verdik. Spor psikoloji, spor iletişim, istatistik ve bununla beraber doğru antrenman bilimi derslerini de antrenör arkadaşlara vererek burada daha çok antrenörlerin doğru antrenman bilimini aşılayarak daha çok çocuğu kaliteli bir şekilde yetiştirmek adına altyapı eğitime ve güzel bir şekilde de başarıya odaklı gidiyoruz bu dönem. Bizim kendi Uluslararası Federasyonumuz, Dünya Judo Federasyonu da zaten bu konuyla ilgili internet sitesinde çocukların, her çocuğun spor yapma, her çocuğun hakkı neyse onunla ilgili bir yazısı var. Biz de buna istinaden biz de Hacettepe Üniversitesi'nden Canan hocamızdan aldığımız destekle 2 yıldır biz bunu yapıyoruz. Çocuk istismarıyla ilgili antrenörlerimizi bilgilendiriyoruz. Hani sadece çocuk istismarı cinsel olarak değil, çocuklara isim takma, onlara bedeniyle onu rahatsız etme, konuşmalarla, hitaplarla bile istismar olduğunu, ekonomik istismarın dile geldiğini, biz özellikle bunu çok ön plana koyduk. Bu çocuklarımızın aldıkları harcırahta, ödüllerinde, antrenör arkadaşların yanlış kullanımları ve bunları ailelerle karşı karşıya kalmaları, bunların önlemek adına fiziksel istismar en çok kullanılan, ağır antrenman metotları, fazla kilo düşürme, bunların hepsi bir istismara giriyor. Yani istismar dediğimizde sadece cinsellik değil, diğer bütün her şey burada geçerli. Biz de bunu antrenör arkadaşlar iyi bir şekilde izah ettiğimizi düşünüyorum. 2 yıldır da bunun takibindeyiz. Bu da tabii biz federasyon olarak bunları verdiğimizde şöyle bir rahatlığımız oldu. Biz bunun sertifikasını sizlere verdik. Yaptığınız her yanlış sizi bağlar. Biz federasyon olarak tabii bunların üzerine düşmeye devam edeceğiz. Şu anda bizim en büyük projelerimizden bizim Milli Eğitim Bakanlığımız, Spor Bakanlığımız ve Dünya Federasyonu ile beraber dörtlü protokolle yaptığımız okullarda erken yaşta judo projemiz var. Burada iki tane projemiz var asıl. Bir tanesi bizim AJF ile beraber yaptığımız projemize 20 ilde 20 okul dedik. Ve gerçekten çok güzel bir proje olduğunu söyleyebilirim. Biz geçen de birkaç tane ilimizi gezdik. Manisa'yı gezdim, işte Şanlıurfa'yı gezdim, Ordu'yu gezdim. Buralardaki öğrencilerin ve velilerin, hatta okul müdürünün, sınıf öğretmenlerinin, rehber öğretmenlerin ne kadar mutlu olduğunu, oradaki çocukların yüzündeki ışığı gördük. Şu anda 20 ildeki, 20 okuldaki judoyu seçen çocuk sayısı 10 bin. Yani sadece bu 20 okulda ulaştığımız rakam. Tabii bu daha da gelişmeye başladı çünkü veliler çocukları, diğer çocukları görünce, çocuklar da diğerlerini görünce herkes bu işi yapmak istediler. Tabii alanlar kısıtlı olunca da çok imkanlar büyük olmayınca herkese bunu yapamadık ama biz bunu 81 ile çıktığımızda 81 ile 81 okulla başlayıp aşağı yukarı 5 yıllık, 4 yıllık bir proje sürdürüyoruz ve burada ulaşabileceğimiz çocuk sayısı neredeyse 500 bin. Yani şu anda benim lisanslı sporcu sayım 125 bin. 125 bini biz 4 yılda
2'ye 3'e katlatacağız. Yani bunları lisanslı yapabilme, onları daha böyle motive edip, onları spora alıştırma, spor kültürü olma ve bu projede en büyük özelliğimizden birisi de sadece judocu olsun diye değil, gerçekten sporu doğru yapabilme, çocukların beden eğitimi kıyafetlerini giyip derslerde onlarla kıyafetleriyle ders yapmaları, kültürünü oluşturmak. Ben şunu söyleyeyim, 2016'dan sonraki 2017'de başlayan serüven, bizim katıldığımızda uluslararası alanlar hiçbir madalya almadan bir faaliyeti bitirmedik. Hele bu yıl her katıldığımız faaliyette madalya kazandı. Şu anda sporcularımızın hedefi zaten 2020. Şu anda 6 tane şu anda gözüküyor ama biz bunu 8'e çıkartabiliriz. Ama en kötü bir ihtimal, en kötü, her bütün kötülükleri düşünsek 5 kotayla katılmamız garanti şu anda. Ama tabii bizim Mayıs 25'e kadar, 2020 Mayıs'a 25'ine kadar müsabakalarımız devam ettiği için biz şu anda 8 sporcuyla katılabiliriz. Sizin de söylediğiniz gibi rank listedeki yerimiz gerçekten büyük. Az önce söylediğim şey, 2019'da en son Grand Master'la biz 2019'u tamamladı büyük takım. Ve gerçekten dünyanın en iyi sporcuların katıldığı yere biz 6 sporcuyla katıldık. Ve 2 madalya kazandık. Bu da orada bizim olimpiyatta madalya şansımızın ne kadar yüksek olduğunu tekrar göstermiş oldu. 2020 için erkek takımımız Tiflis'te, bayan takımımız Bulgaristan'da ağırlık kampındalar. Oradan Avusturya'da buluşacaklar. Randori kampı var. Oradan İsrail'e geçecekler. İsrail'de bir kamp yapıp orada Grand Prix'le 2020 sezonu başlıyor. Grand Prix'e katılıp oradan tekrar yurt dışında kamplara katılıp Paris'teki Grand Slam'le devam edecek ve şu anda olimpik kadromuzun Mayıs 25'e kadarki bütün faaliyet planlaması yapıldı ve her şey ayarlandı. Uçağına kadar da, oteline kadar da. Biz şu anda devletimiz bu konuda gerçekten büyük destek verdi, hizmet veriyor. Biz de bunu sporcularımıza yansıtıyoruz. Şu anda takımımıza gerçekten güveniyoruz. Hocamıza, teknik ekibimize, kurullarımıza, bütün altyapıdaki hocalarımıza güveniyoruz. Bu konuda da 2020'de büyük bir madalyayla oradan döneceğimizi düşünüyorum.